Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmalara devam ederken Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın yeni sezon öncesi yaptığı ilk basın açıklamasında Beşiktaş-PAOK eşleşmesini ve transfer durumunu değerlendirdi. Gelecek yeni oyuncular var dedi ve PAOK maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Zor bir kura çektik. Tek maç olması işi farklı yerlere götürür. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu 25 veya 26 Ağustos'ta yapılacak ve seyircisiz oynanacak. Siyah beyazlar kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi veya beraberliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek. Beşiktaş turu atlayamazsa UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Öte yandan Karius geçen Mayıs'ta sözleşmesini tek taraflı feshedip ayrılmıştı. Alman kaleci siyah beyazlardan toplam 1 milyon 234 bin euro istedi. Karius açtığı alacak davasında ayrıca FIFA'dan Beşiktaş'a sportif ceza verilmesini talep etti. Beşiktaş kulübü ise açıklamasında söz konusu alacak talebinin pandemi sürecine ait olduğunu belirterek bunu hak etmediğini savundu. Öte yandan Zulte takımında sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Larin takıma döndü ve sağlık kontrollerinden geçti. Beşiktaş'ın forvet gündemindeki iki yıldız isimden Balotelli'nin kaderi Sisse'ye bağlı. Sergen Yalçın'ın 35 yaşında olmasına rağmen oyunu Sisse'den yana kullanıyor ve ligi tanıyan takıma hemen adapte olabileceğini düşündüğü deneyimli golcüyü istiyor. Yönetimle görüşmelerde finale gelindiği Balotelli'nin kaderi ise Sisse'ye bağlı. 30 yaşındaki İtalyan golcü Brescia ile yollarını ayırırken Beşiktaş'ın da teklifini kabul etti. Ancak Balotelli'nin hırçın yapısı saha dışı olayları nedeniyle yönetim önceliği Sisse olarak belirledi. Oyuncunun istediği imza parası ise siyah beyazların frene basmasına neden oldu. Yönetim Sisse'yi makul seviyeye çekemezse Balotelli renklerine bağlamayı düşünüyor. Diğer yandan sağ bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Roma'da kadro dışı bırakılan ve satış listesinde bulunan Rick Karsdorp için İtalyan kulübüne teklifte bulunuldu. Karsdorp için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş Roma'nın olumlu cevap vermesi durumunda Hollandalı futbolcuyla da görüşerek bu transferi sonuçlandırmak istiyor. 25 yaşındaki Hollandalı sağ bek geçtiğimiz sezonu Hollanda takımlarından Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti. Hollanda ekibinde geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada forma giyen Karsdorp 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi için Beşiktaş kaleyi sağlama almak istiyor. Bu süreçte adı daha önce Joe Hart ve Bravo gibi isimlerle anılmıştı Karakartal'ın. Gündeme gelen yeni isim ise Fransa'da bulundu. PSG'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ve 1.95 boyundaki kaleci Sergio Rico ile temaslar kuruldu. Oyuncunun menajeri Beşiktaş'ın teklifini de araya alarak Beşiktaş ve Galatasaray'ın bir kaleci aradığını biliyoruz. İkisi de önemli bir seçenek. Şampiyonlar Ligi'nin bitiminden sonra bonservisini elinde bulunduran Sevilla ile konuşacağız demişti. PSG'nin opsiyon hakkını kullanmayacağı Rico'nun da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi için tercih ettiği iddialar arasında. Diğer taraftan siyah beyazların eski futbolcusu Marcelo Beşiktaş'a dönmek istiyor. Beşiktaş'ta 1,5 yılda 2 şampiyonluk yaşayan ve kariyerini Fransız ekibi Lyon'da sürdüren Marcelo, Beşiktaş için geri sayıma geçti. Ayrılık konusunda Lyon'dan gerekli kolaylığın sağlanmasını talep eden Marcelo'nun bu hafta içerisinde Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapması bekleniyor. Ve Marcelo alacaklarına karşılık bonservisini eline alarak eski yuvasına dönmek konusunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu da bildirmişti. Ve gündemdeki son isim Gökhan Töre. Beşiktaş yönetiminin Gökhan Töre için yeni Malatyaspor'a teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlı yönetimin Tyler Boyd'u isteyen yeni Malatyaspor'a "Gökhan Töre'yi verin, biz de size Tyler Boyd'u verelim" teklifini yaptığı iddia ediliyor. Hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asistle taçlandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre eski takımı Beşiktaş'a dönmek istiyor. Yeni Malatya'nın sözleşme opsiyonunu kullanıp kontratını 1 yıl daha uzatmasına rağmen Malatya defterini kapatan yıldız ismin eski hocası Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak istediği ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdik. Gündemde birçok isim var. Bir transfer gündeminin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.